Anne. Bugün bir toplantımız olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Otur Muratçığım, konuşalım. Sabahki konum yine. Annem araya girince ikna mı olacağım? Beni dinlemiyorsun. Ben de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Sakin sakin konuşalım. Nil ilk defa böyle bir taleple geliyor. Bence geçiştirilecek bir durum değil Muratçığım. Peki. Anladım. O zaman söyle bakalım. Yönetim kurulunu toplamak için nasıl bir prosedür izlenir ve hangi durumlar toplanır? Abi ben konuşmaya geldim, mülakatı değil. Şirketi yöneteceksin ya. Bunları biliyor olman lazım. Yapamayacağımı düşünüyorsun. Bunu da beni koruyormuş gibi önüme sürüyorsun. Beceremem değil mi? Ben çıkarım. Anne bir şey söyler misin lütfen? Bir deneme süreci olabilir. Sen de kardeşine danışmanlık yaparsın. Her zaman idaremizde kan bağı olan birini tercih ederim. Neyi deneyeceğiz anne? Böyle bir lüksümüz var mı? Şirketin en başına koyacağımız kişi sırf kan bağımız var diye her şeyi bir anda 20 yıl geriye götürebilir. Ayrıca benim danışman olarak kalmam demek bu şirketi yönetmem demek. Evet, temel fikir bu. Ben kararımı verdim. Şirketin başına da profesyonel biri geçecek, nokta. Hayır abi, yanılıyorsun. Benim de isteğim var. İlk yapılacak yönetim kurulu toplantısında da red oyumu kullanacağım. Madem sert oynamak istiyorsun abicim, Hodri meydan. Ne dediğinin farkında mısın? Ortakların bu kaosa tepkisi ne olur sence? Umurumda değil. İşte bu yüzden olmaz. Bu yüzden yapamazsın. Duygularınla hareket ettiğin için. Ayrıca... Murat, yeter. Kişiselleştirmeyelim. Bırak anne. Kişiselleştirsin. Ne söyleyecekse hemen yüzüme söylesin. Gidiyorum ben. Abi sana söylüyorum. Ne düşünüyorsan gözlerimin içine bakarak söyleyeceksin. İnan aslında sen de biliyorsun. Söyle! Dengesizsin kızım sen. Maymun iştahlısın. Duyguların git geldi. Ne zaman ne yapacağım belli değil. Bugün yaptığından yarın vazgeçiyorsun. O yüzden de sana güvenmiyorum. Oldu mu? Beni delirtmekten zevk mi alıyorsun Murat? Damarıma basıyor. Sen de onun tarafını tutuyorsun. Ben de Nil'in bunu yapamayacağının farkındayım. E o zaman neden? Bu bina mimari açıdan çok kötüdür biliyor musun? Ama yine de çok severim. Hala burada bir odamın olması bu yüzden. Yıllarca burada çalıştım. Bazen gece yarılarına kadar. Sizi ihmal etme pahasına. Hep bir hayalim vardı. İki çocuğumun bir gün bu binada bensiz omuz omuza işleri yürüteceği hayal. O hayal olmadan burası bildiğin çirkin bir beton yığını sadece. Nil herhangi biri değil. Senin kardeşin Murat. Senin kanından, canından. Onu kırmadan çöz bu sorunu. Çünkü bir aile birlikteyken güçlüdür. Başka çözümler de var. İçin rahat etsin.